Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri Çeşme, biliyorsunuz. Sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin. Ve Başkan Ekrem Orhan göreve başladığından beri 50 bin nüfuslu bir ilçeyi yaklaşık 1 milyon civarında bir misafir ağırlayarak yönetiyor. 50 bin nüfusa göre İller Bankası'ndan bütçe geliyor. Buna göre bir personel var kamu kurum ve kuruluşlarında. Ama Çeşme ortalama yılın 6 ayı yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlıyor. Tabi bu arada yaşam kalitesini ve oraya gelen misafirlerin rahatlığını düşünerek de projeler yapıyor Başkan Orhan. Bunun yanında başka şeylerle de uğraşıyor. En sonunda da isyan etmiş. Haber metninde de görüyorsunuz. Yettiniz artık. Ellerinizi Çeşme'nin, Alaçatı'nın üzerinden çekin. Niye diyor Sayın Başkan? Biz bunlarla uğraşırken yılın 6 ayı 50 bin nüfusla, nüfusa göre aldığımız ödenekle 1 milyon civarında misafiri ağırlarken bari köstek olmayın diyor. Kime diyor? Öncelikle Çeşme'de çalışma yapan Gediz Elektriğe söylüyor. Normalin çok daha fazla üstünde, geçen seneye oranla 15-20 kat üstünde bir elektrik kesintisi oluyor Çeşme'de. Neden oluyor diyor. Çünkü bu elektrik kesintisinden sadece misafirler etkilenmiyor, işletmeler de etkileniyor biliyorsunuz. Ve birçoğu da habersiz oluyor bu elektrik kesintisinin. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyorlar. Sayın Başkan kazılan yollarla alakalı tepkisini, kazılıp da kapatılmayan yollarla alakalı tepkisini söylemişti. Şimdi hem bir taraftan projelerle uğraşıyor, bir taraftan da bunlarla uğraşıyor. Hakikaten zor bir iş. Yani dediği gibi hakikaten ne istiyorsunuz Çeşme'den? Bırakın, insanlar zaten zor şartlarda rahatlamak için Çeşme'ye gidiyorlar ve Çeşme Belediye Başkanı da gelen misafirin rahatlığı için projeler üretiyor. Bir de bu taraftan 15-20 kat fazla geçen seneye oranla bir elektrik kesintisinden bahsediyor. Birazdan başkanın konuşmasını vereceğiz. Kime diyor efendim? Alaçatı'da gece yarısı çöp konteynerlarını yerlere boşaltarak Alaçatı kirli çöpler toplanmıyor diyenlere isyan ediyor Sayın Başkan. Bu siyasi midir bilmiyorum. Neden yapılır böyle bir şey? İnsan yaşadığı kente, yaşadığı çevreye neden böyle bir kötülük yapar? Onu çok algılayamıyorum ama başkan söylüyor. Sabaha karşı saat 4'te kamera görüntüleriyle videolarını da sosyal medya hesabından paylaşmış zaten. Çöp konteynerlarını deviriyor. Bazı kendini bilmezler diyelim. Aynı zamanda sunucu, televizyon sunucusu, İzmir'in yetiştirdiği önemli televizyon sunucularından bir tanesi Sabah Tümer. Başkanın da arkadaşıymış. Eski arkadaşım diye artık hitap ediyor. Çeşmeli biliyorsunuz Sabah Tümer. Niye böyle bir açıklama yaptı? Biz de çok anlam veremedik. Hangi bilimsel veriye dayanıyor? Toplumun önünde olan ve yüz binlerce, milyonlarca takipçisi olan sosyal medyada birinin kulaktan dolma kahve dedikodusuyla niye böyle bir şey yapıp kendi yaşadığı memleketi kötüler? Ona çok anlam veremedik. Ne demişti Sabah Tümer? Ilıca plajında denize girmeyin, zührevi hastalıklar bulaşıyor gibi bir şey söylemişti. Bunu herhangi bir bilimsel veriye de dayandırmamıştı. Başkan ona da isyan etti. Yani bu sözleri çok hazmetmedim diyor. Ve oradaki eski arkadaşıma orada söylediği sözler nedeniyle de kınıyorum diyor. Bakın başkan neler söyledi. Evet, herkese tekrar merhaba. Ilıca plajı biraz rüzgarlı olduğu için sesle ilgili sıkıntı olduğu notlarını görünce biraz daha kuytu bir ara sokaktan, Ilıca plajına dik olan ara sokaklardan bir tanesinden canlı yayın yapmak istedim. Evet, uzun zamandır canlı yayın yapmamıştık. Gelen herkese merhaba. Sizlerle dertleşmek istedim. Konu da şu, Çeşme'miz biliyorsunuz 49 bin nüfusuyla milyonlara hizmet etmeye çalışıyor Çeşme Belediyesi. 49 bin adrese dayalı nüfusumuza göre bütçemiz
ve personelimiz var. Oysa Çeşme'de milyonlar var ve Çeşme turizmin Türkiye'de parlayan yıldızı. Fakat Çeşme'de son zamanlarda ciddi bir linç kampanyası var. Çeşme'ye, Çeşmeli turizmciye ve Çeşmeli yatırımcıya, dolayısıyla da Çeşme Belediyesi'ne. Ben bu konuda, bu konuyu sizlerle paylaşmak için bu canlı yayını yapıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çeşme'de turizm, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ekonomik şartlardan dolayı geçen seneye göre daha düşük. Ama fakat buna rağmen Çeşme'de elektrik kesintileri geçen senekinin 15-20 katı. Çeşme'de bildirilen ve bildirilmeyen düzenli bir şekilde elektrik kesintileri oluyor. Bundan benim otelcilerim, restorancılarım, turizmcilerim çok ciddi, yazlıkçılar da dahil olmak üzere çok ciddi şekilde etkileniyor. Bu çok büyük bir sıkıntı ve artık GEDİS, 26 Mayıs'ta Alaçatı göbeği müteahhitine kazdıran GEDİS, artık yettiniz, lütfen Çeşme'nin elektriğiyle ilgili şeyleri yapın. Ama bunun dışında da sıkıntılarımız var. Bunlardan bir tanesi de şu: Çeşme'de ve Alaçatı'da etrafın pis olduğu görüntüsünü vermek ve yaymak istiyorlar. Bununla ilgili de bir linç var. Fakat arkadaşları suçüstü yakaladık. Alaçatı'da gece 4'te çöp konteynerlerini yerlere boşaltan insanların videosunu dün sizlerle paylaştım. Siz güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı Çeşme'yi bu şekilde karalayamazsınız. Ben size Çeşme'yi, Çeşmeli turizmciyi, Çeşmeli yazlıkçıyı, Çeşme severleri, benim Çeşme ailemi yedirtmem. Çeşme'de çalışan yüzlerce personelimin, canhıraş çalışan personelimi de sizlere yedirtmem. Aynı zamanda geçenlerde bir arkadaşım demeye dilim varmıyor ama eski bir arkadaşım çıktı, dedi ki Ilıca plajında denize girenler aman dikkat, Ilıca plajında denize girenlere bizim jinekolog bir arkadaşımız dedi ki zührevi hastalıklar bulaşıyor Ilıca plajına denize girenler. Şimdi hangi tıp doktoru olursa olsun zührevi hastalıkların hangi yolla bulaştığını herkes biliyor ve ben de bu arkadaşın bu beyanatına sadece acı acı gülüyorum. Gerçekten çok üzücü. Bu yayını yapan arkadaşımız da Çeşme'yle ne kadar dost, Çeşme'yi ne kadar seviyor, ben ona sadece yazıklar olsun diyorum. Çünkü gençliği, küçüklüğü burada geçmiş bir arkadaşımız. Evet, kısaca şunu söyleyeceğim. Turizmin parlayan yıldızı Çeşme'nin, Alaçatı'nın üzerinden ellerinizi çekin. Ben size Çeşme'yi, Alaçatı'yı, Alaçatı'nın ve Çeşme'nin turizmcisini, yatırımcısını, esnafını yedirtmem arkadaşlar. Gerekirse 700 küsur personelimle 7 gün 24 saat çalışırım ama size yedirmem. Bizim burada bütün belediye başkanlarının, bütün belediye çalışanlarının, senelerce buraya yatırım yapmış turizmcilerin emeği var. Size burayı yedirtmem, Çeşme'yi ham yaptırmam arkadaşlar. Evet, uyarılarımız devam edecek. Ellerinizi Çeşme'nin üzerinden çekin. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bunun üzerine başkanın talimatıyla gerekli olan çalışmalar da yürütülmüş Çeşme Belediyesi'nde ve İzmir Valiliğine başvurulmuş. İl Sağlık Müdürlüğü bir analiz raporu incelemiş ve yayınlamış. Ekranda da görüyorsunuz. Sosyal medyasında Çeşme Belediye Başkanı'nın ayrıntılarını görebilirsiniz. Ne diyor bu analiz raporu? Ilıca plajında herhangi bir bulaşıcı hastalığa maruz kalmaz diyor denize girenler. Kısaca bu. Peki herhangi bir bilimsel veriye dayanmadan toplumun gözü önünde olan magazinsel figürler böyle bir suçlama yaparsa bu bir infial yaratmaz mı? Buna inananlar çıkmaz mı? Turizm etkilenmez mi? Oradaki esnaf etkilenmez mi? Etkilenir. Şimdi böyle bir bilimsel veri çıkmış. Hayır, öyle bir şey yok diyor. Peki bunun karşılığında, birkaç gün oldu bu veri yayınlanalı. Bunun karşılığında her duyarlı vatandaşın, memleketini seven, doğup büyüdüğü şehri seven her duyarlı insanın yapması gerekeni yapmış mı Sabahat Ümer? Hayır, yapmamış.
bir özür, yanlış anlaşıldım ya da yanlış bilgilendirdim, kusura bakmayın diye bu belgeyi yayınlaması gerekmiyor mu? Yayınlamamış. Onu da artık kamuoyunun takdirine bırakalım. Hiç de hoş değil tabii. Sonuçta Ilıca plajı temiz efendim. Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.